Burada bir soru sormak istiyorum. Lütfen unutmayın. Şimdi FETÖ'ye yakın isimleri, PKK'ya yakın isimleri, aşırı fraksiyonlara yakın isimler listede görüyoruz. Evet. Yani liste başlarında görüyoruz. Evet. Evet. Nereye varmak istiyorlar? Yani niye böyle? Uzaktan kumanda mı ediliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden Biden'ın dediği gibi muhalefete her türlü desteği vereceğiz dediği gündeme mi geliyor? Evet. Nereye doğru sürükleniyoruz? Yani sürüklendiğimiz yer bunların artık aynı alanda buluştukları, evet, isimleri AKP olur, efendim DEVA olur, Gelecek olur, Demokrat olur. Yani her CHP türlü olur. Amerika Birleşik Devletleri mi kazanacak iki ittifaktan biri gelmesi halinde o zaman? Aklı o geliyor. Ben önce kimi kaybedeceğini söyleyeyim. Kim kaybedecek? Türk milleti kaybedecek. Şimdi Erdoğan'ı göndermeliyiz. Bakın Rıdvan Bey, behemahal göndermeliyiz. Türkiye'yi çok yordu. Türkiye'nin ciddi güvenlik risklerini üstlenmesine neden oldu. Memlekete 13 milyon sığınmacıyı doldurdular. Gençlerimiz memleketi terk ediyor. Devlete güvenmiyor, hukuka güvenmiyor, adalete güvenmiyor. Ve bu kadronun ekonomi kurmayı, Erdoğan ekonomi kurmayı nerede? Şu an CHP listesinde. Erdoğan'ın dışişleri kurmayı nerede? Şu an CHP'nin listesinde. Peki bakın, Sadullah Ergin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpasların olduğu dönemin Adalet Bakanı. Evet, doğru. Şimdi nerede? CHP listesinde Ankara 1. bölge 4. sırada. Şimdi biz ortak bir slogan geliştirelim mi? Lütfen. Sadullah Ergin'le yeniden adalet mi diyelim? Mümkün mü? CHP'ye diyelim mi bunu? Mümkün mü? Kimler yine girecek? CHP'nin hala Atatürkçü olduğunu zanneden İzmir seçmenine Sadullah Ergin'le yeniden adalet mi diyeceğiz? Bakın ben bir İzmirliyim. Evet. Ben bir Kemalistim. Ben 1924 Anayasası'na uygun şekilde Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin devletin temel ve hakim ideolojisi olması gerektiğini savunuyorum. Yeniden Kuvayi Milliye mücadelesi vermemiz gerektiğinin farkındayım. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri ve onun lideri devlet o kadar tahrip etti ki bu seçimlerden sonra devleti onarmamız çok kolay değil. Devlet bir moloz yığınına döndü. Oraya yeniden bir bina inşa etmemiz gerekecek. Binayı güçlendirmekle artık kurtaramayız. Bunun için elimizde bir rehber var. Cumhuriyet'in kurucu değerleri ve Atatürk ilkeleri. Zafer Partisi bu nedenle kuruldu. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin Türkiye'yi götürdüğü yeri gören özellikle de güvenlik bilimcilerin oluşturduğu benim Ümit Özdağ Hoca'nın ve bizimle birlikte çalışan akademisyen arkadaşlarımız var. Bunların oluşturduğu, ekonomistlerin oluşturduğu, hukukçuların oluşturduğu bir grup. Bana ruh haliniz nedir derseniz ben size derim ki ben Bandırma vapurundayım. Evet. O vapur yine harekete geçti. Evet, buna artık ihtiyaç var. Buna ihtiyaç var. Biz Zafer Partisi'ni bunun için kurduk. Bize diyorlar ki algı yapmak için. Efendim, siz muhalefete muhalefet ediyorsunuz. Hayır, muhalefete muhalefet etmek gibi bir niyetimiz yok. Bizim ana kurulma sebebimiz Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin memleketi çöküşe getirmesidir. Çöküşe doğru kontrolsüzce sürüklemesidir. Ama burada bir başka problem daha var. Bunu halka anlatmak zorundayız. Özellikle son dönemde, yani 15 Temmuz kalkışmasından sonra Türk siyasetinde yaşanan dönüşümle beraber Cumhuriyet Halk Partisi liderinin yeni CHP ile birlikte oluşturduğu CHP'deki dönüşüm ve ardından oluşturdukları Millet İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi ile aynı siyasi konuma oturdu. Biz buna karşıyız. Türkiye'yi siyasal İslam'a mecbur bırakmak istemiyoruz. Bakın bu iki ittifak birisi Hüdapar'la işbirliği yaptı, gitti, az sıkıştı. Hüdapar'ın çok mu oyu var? Hüdapar'ın hiçbir oyu yok. Ama Hüdapar'ın biz Hizbullah'la çok güçlü bir bağı olduğunu biliyoruz. Neyi olmadığını biliyoruz. Peki hükümet bunu görmüyor mu? Hükümet kendi... AK Parti görmüyor mu? AK Parti bunu görüyor ve millete rağmen milletin gözüne sokar gibi ve cüret ederek Hizbullah'ın siyasi kolu Hüdapar'la... Demek ki ihtiyaç var. Ha, burada daha farklı bir şey var bakın. Devlet Bahçeli ne dedi buna? Nasıl içine sindirdi? Dedi ki efendim, sordular, Hüdapar milli bir parti olduğunu söylüyor dedi. Hmm. Hüdapar'ın ne söylediğini söyledi. Sayın Bahçeli kendi fikrini niye açıklayamadı? Bugün Atatürkçüler ve Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin kafası karışık ama ciğerleri de cayır cayır yanıyor Rıdvan, evet, Bey. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bakın Ankara'da
Bizim partimizin genel merkezi Balgat'ta. Partimizin genel merkezine 2 kilometre ötede Ülke Ocakları'nın eski genel başkanını, bir akademisyeni, bir pırıl pırıl Atatürkçü akademisyeni torbacılara katlettirdiler. Sinan Ateş cinayeti. Sinan Ateş, evet, evet. Ve Milliyetçi Hareket Partisi fail bu konuda... Fail meçhul mü onun? Hayır. Yoksa kimin yaptığı şimdi belli bu torbacılar mi? Ele geçirildi. Azmettiricilerinin ele geçirilmesiyle ilgili sürece, adli sürece şimdilik set çekilmiş olduğu görülüyor. Süreç yürümüyor. Ama bu süreç... Veya birilerinin işine gelmiyor. Evet, birilerinin işine peki, gelmiyor. Peki, Milliyetçi bu süreç yürütülecek. Evet.